Şefim Güngün'den herkese merhaba arkadaşlar. Eyüp Sultan Camii'nde herkesin önünden geçti ama çok ince, çok detay bir şey yakaladım. Yani ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Burası öyle bir köşe ki, çok acayip bir köşe. C kapısının önündeyim şu an. Hani 2-3 bilinmeyenli, daha önce duymadığım, görmediğim birkaç bir şey yakaladım. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Kuş çeşmesi deniyor arkadaşlar bunlara. İlk defa görüyorum ben. Buyurun anneciğim, sıkıntı yok. Kuş çeşmesi olarak geçiyor. Burası bundan yaklaşık 200-250 sene önce yaklaşık 1 metre daha yerin altında biraz daha merdivenlerle çıkılıyor buraya sevgili arkadaşlar ve dolayısıyla da hemen yukarıda bir kuş evi var. Gene muhtemelen Mihrişah Sultan ya da Mihrimah Sultan da yapmış olabilir. Bir kuş evi var ama zaten kuş evlerimiz inanılmaz bir sanat eseri. Yani Osmanlı hani küçücük bir oyuk kuş için yetebilecekken hani inanılmaz güzel sanat eseri kuş evleri yapmışlar ama bunun haricinde bir de bununla beraber hemen arkamda gördüğünüz gibi kuş çeşmeleri yapmışlar arkadaşlar. Bakın şu kısım şöyle kuruna kısmı aslında. Borular. Gördüğünüz gibi. Ve kediler şu an için ulaşabilir durumda. Evet, ama bunu bir metre daha aşağıya aldığımızda aslında çok kediler için de çok ulaşabilecekleri bir alan değil. Kedileri görüyorsunuz zaten. Kediler burada. Şu aşamada ama çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Osmanlı gördüğünüz gibi hani mezar taşlarımızda falan da vardır hani kuşlar için yerler ama ben böyle bir kuş çeşmesini herkesin yani defalarca da önden geçtiğim halde dikkat etmemiştim. Muhteşem bir kuş çeşmesi var. Hemen karşısında ise bunu da yeni öğrendim. Hemen karşısında ise Ayaz Paşa'nın türbesi var. Yalnız buradaki konumuz Ayaz Paşa değil, bizzat türbesi. Çünkü türbeyi yapan kişi Mimar Sinan ve Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri. Biz Kanuni Sultan Süleyman'a öneriliyor. Bu türbeyi yapması için Mimar Sinan ve sarayla olan ilişkisi de bu türbeyle başlıyor. İşte Anadolu'nun birçok noktasında yüzlerce hatta belki de Orta Doğu'da belki de Kafkaslar'da birçok Osmanlı toprağında nice eserler bırakan, 100 yıl yaşayan Mimar Sinan'ın sarayla beraber başladığı ilk çalışma şu arkamda görmüş olduğunuz türbedir sevgili arkadaşlar ve çok fazla bilinmez. Çünkü bu Ayaz Paşa'nın bir başka Ayaz Paşa ile karıştırılmış olma durumu söz konusudur. Ama bu Ayaz Paşa'nın türbesini yapan İstanbul'daki Mimar Sinan'ın aslında bilinen ilk eseri arkamda görmüş olduğunuz Eyüp Sultan Camii'nin C kapısının girişinde sol tarafta kalan türbedir. Bu türbeyi ilk yapan İstanbul'daki ilk eseri Mimar Sinan'ın arkamda görmüş olduğunuz türbedir arkadaşlar. Cülüs yolunda göstermiştim. İşte bir örneği de burada. Eyüp Sultan Camii'nin dış avlusundayız. İnsanlar buraya kadar, padişahlar ya da devlet adamları buraya kadar atlarıyla ya da arabalarıyla geliyor. Buradan sonra kesinlikle huzura öyle bir şekilde çıkmamak için burada iniyorlar ve içeriye iç, yani türbenin bulunduğu iç mekana yürüyerek huzura çıkıyorlar. Bu da yine o günlerden bugünlere kadar kalmış onlarca yıllık bir binek taşı. Muhteşem. Çok seviyorum. Çok.